Beşinci sırada Mehmet Kahraman. Buyurun Mehmet Bey. Ben Mehmet Kahraman, 1975 Hasbek doğumluyum. Öncelikle Hasbekli ve diğer misafirlerimize hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım. İlk ve orta öğrenimi Hasbek köyümde tamamladım, liseyi Sarıkaya'da bitirdim ve şu anda da çiftçilikle uğraşıyorum. Diğer arkadaşlar da başarılı. Beşinci sıradayımız Mehmet Kahraman. Buyurun Mehmet Bey. Saygıdeğer Hasbekler ve hemşerilerimiz, öncelikle hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım. Bildiğiniz gibi 29 Mart'ta bir muhtarlık seçimi var köyümüzde. 6 tane birbirinden değerli arkadaş çıkmış. Sonuçta biri kazanacak. Tabii ki öncelikle kendim isterim kazanmasını. Eğer ki geldiğim zaman Hasbekler öncelikle muhtarın bir tane bekçisi şart. Bekçi şart arkadaşlar. Bekçi oldu muydu? Köyümüzdeki biçer düğeleri geldiği zaman köyümüzde bir saman kıtlığı oluyor. Her taraf, etraf köydekiler bu sapa çalıyor arkadaş. Buna nasıl engel olabiliriz? Ben öyle bir örneğin Ahmet Mehmet git diyemem. Köyün bekçisini etrafı dolaştırır, gezdiririm, sapları kontrol ettiririm. Artı köyümüzde bir selektör var. Bu tekrar Hasbek muhtarlığına gelecek. Başka çaresi yok. Geldiği zaman bunun bütçesini, gelirini Hasbek köy muhtarlığı cebine konulacak. Köyümüzde 2-3 tane tarlamız var. Bu tarlaları ihaleye çıkarıp da Ahmet'e, Mehmet'e vermeyecek. Bunu Hasbek köy muhtarlığı adına ektireceğim. Bunun gelirini de Hasbek köy muhtarlığına koyacağım. Sorun. Evet, köyümüzde sorun çok. Örneğin su sorunu. Yazın geldi mi, yoldan üst tarafa Allah'ın ekmedi su çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Aşağıdaki arkadaşlar bostan ekiyor, bostan suluyor, şebeke suyuyla. Ne oluyor o zaman? Yukarıya su çıkmıyor. Bunun çözümü ne? Şimdi ben açık konuşuyorum. Saat uygulayacağım desem aşağıdaki mahalledeki insanlar oy vermez. Uygulamayacağım desem yukarıdaki insanlar suyu oy vermeyecek. İşte aşağı tükürüyorsun sakal, yukarı tükürüyorsun bıyık arkadaşlar. Bunun çaresi ne? Bunun çaresi ne? Çürük yolatla bunun çaresi. Doğru. Ek bir kaynak bulabilmek. Ek kaynak getirmek. Herkes parasından sulasın suyu kardeşim. Herkes para verecek. Ek kaynak bulma. Artı köyümüzün kanalları, doğru bir gerçek, baraj denildiği gibi şu anda aşağılara hiç su gelmiyor. Ha şimdi Ahmet Mehmet kürekle git de bunu temizle. İnsan gücü ölmüş arkadaşlar. Her şey makineleşmiş. Kepçesi var, kulağı var. Muhtarlığın cebinde para olduğu sürece bu işler yapılır. Ya boru patlamış. Ey Hasbekler haydi. Şeye eşmeye, çukur eşmeye. Bunlar geçmiş abi. Bunlara gerek yok. En doğrusu öncelikle muhtarlığın cebinde olmalı. Saman herkes diyor ki 20-30 son 20 vagnat ben yaptırayım. İki fakir, iki robot samanı yaptıramıyor arkadaş. Çözümü de bekçi. Fakirden başlayacak, azdan başlayacak, çoğa doğru saman temin edilecek. Sapımızı dışarıya çaldırmadığımız sürece. Bunu da bekçi yapar. Tabi burada da halkın desteği çok önemli. Yani 2-3 kişiye peşkev çekilmemeli, kim olursa olsun. Bir olay olduğu zaman herkes Hasbekli deniliyor. Eşit bir şekilde dağıtalım deniyor. Ama işin aslı öyle değil. 2-3 tane köyümüzden ileri gelen insanlar közü kendi önüne deşmeye çalışıyor. Niye bunu yapılıyor? Önce kendi nefsim deniliyor. Ben muhtar olduğum sürece adaletli olacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Evet, son bir dakika. 50 saniye. Bunu Hasbek seçecek, dışarıdaki insanlar seçmeyecek. Ya şimdi siz geldiniz buraya, bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Ben yarın muhtar olduğum zaman ben de bizzat geleceğim, Hasbek'imle ilgili sizden bazı şeyler isteyeceğim. Bu vermiş olduğum buradaki sizin huzurunuzda bir sözdür. Kaymakamlık valilikten bitecek bir işlere ne gerekiyorsa bu yola canla başla gideceğime tekrar diyorum, namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
Mehmet Kahraman buyurun. Saygıdeğer hasbekler ve misafirler, tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Allah-u Teala izin verirse, 29 Mart'ta hasbeye muhtar olarak gelirsem, dediğim gibi önceden de söylemiştim, bazı sorunlarımız vardı, artı kanalizasyon falan bunların hepsi yapılacak, köyümüzün kumlanması ekstra olarak su meselesi, bunların hepsi çözümü Mehmet Kahraman'dır, bunu unutmayın. Adalet, düzen, eşitlik dersen Mehmet Kahraman'dır arkadaşlar. Yani benim için, Hasbek güzel bir şehrimiz, güzel bir köyümüz. Ya ne diyeyim artık bilmiyorum ki. Bizim köyde dediğim gibi yaşanması çok güzel bir yer. Bizim emeklilerimiz var Ankara'da. Ben diyor köye gitmem. Niye? Ben diyor yazın geliyorum içmeye su bulamıyorum diyor. Bunların çözümü Mehmet Kahraman arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Burada sevgi ve saygı içerisinde güzel bir ortam yaratmışız. Buna hiç kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. Tekrar söylüyorum. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. 29 Mart'ta Hasbek Köyü muhtarı Mehmet Kahraman olarak inşallah göreceksiniz. Saygılar sunuyorum. İsmim Selçuk, soyadım Daş. Bu muhtar adaylarına şimdiden 29 Mart 2009 tarihinde herkese başarılar dilerim. Öncelikle bu tarafa giden sağlık ocağına yolumuz ve suyumuz çıkacağına söz veriyorlar mı bütün muhtar adaylarımız? Başarılarının devamını diliyorum. Öncelikle arkadaşın sormuş olduğu soruya, ben de o tarafta yaşadığım için o su mutlaka oraya gelecek. Bu bir gerçektir. Hacı arkadaşımızın sorusuna gelince de kanalizasyon. Evet arkadaşlar doğru. Kanalizasyon yapıldı bütün köylerde. Her ev ortalama 250-300 milyon lira para vermiş. Bunu Hasbek halkı kaldıramaz. Bu bir gerçektir. Size burada çok görevler düşüyor. Ankara'da yaşayan Hasbeklere söylüyorum. Mutlaka bu taşın altına kendi ellerinde sokmalıdır. Teşekkür ediyorum.